Efendim, yaşama sanatından herkese kucak dolusu sevgiler. Stüdyomuzda çok değerli iki tane konuğumuz var. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden, gastronomi bölümünden iki tane öğretim üyemiz. Sevgili Kardelen Ünlaç ve sevgili İbrahim Kızıltaç. Soyadlar Taçtaç. Tesadüflere evet. Bakar mısınız sevgili izleyiciler? Bu tesadüfün başka bir tesadüfü daha var ki ikisinin de montajda akrabaları var. Sevgili Kardelen'in teyzesi sevgili Sülün. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Bazen VTR'lerimizi bazen değil sürekli benim VTR'lerim o hazırlıyor. Sevgili Sülün'e buradan sevgiler. Teyzen oluyor. Tamam. Çok da benziyorsunuz. Yine montaj bölümünden sevgili İbrahim'in ablası Nazime'de. Evet. Değil mi? Biz de ona da sevgilerimizi gönderiyoruz. O zaman Berete'ye yabancı değilsiniz. Rahatsınız. Evet. Evet. Rahatsız alışkın olduğumuz bir ortam. Aile burada. Birazcık gastronomi bölümünden bahsedelim. Artık son zamanlarda en revaçta olan Türkiye kanallarına baktığımız zaman sürekli yarışmaları izliyoruz. Eskiden bu şekilde değildi tabii ki. Ben annemi çocuk yaşta kaybettim. 9 yaşında kaybettim ama annemin bir yemek kitabı vardı. O yemek kitabı olmasaydı herhalde ben yani açlıktan ne olurdum bilmiyorum. O kitaba bakarak böyle yemek yapmasını öğrendim. Liseli yıllara tabii o dönemlerde internet yok, bir şey yok. Ondan öğrenmiştim. O yüzden aslında çok önemli değil mi? Yani geçmişte yemek kitapları bizim için çok önemliydi. Ama inanır mısınız bana şu çok ilginç geliyor. Her ne kadar böyle internetten ne yazıyorsak elimize geliyor. Fakat yemek kitaplarının ayrı bir şeyi var bende. Bir, ayrı bir nostaljisi. Onu şey yapamıyorum, unutamıyorum açıkçası. Bilmiyorum siz tabii ki ne düşünüyorsunuz? Öncelikle Kardelen'le başlayalım. Kardelen sen ne düşünüyorsun? Yani ben bu konuda herhalde en hassas olan insanlardan biriyim diye düşünüyorum. Çünkü 6-7 yaşında anneannemle birlikte hani mutfağa ben giriş yaptım. 7 yaşında hani dolma saran bir insandım baktığınızda. 7 yaşındayken evet anneannemle birlikte mutfakta okuldan geldikten sonraki daha anaokul dönemi 1. sınıf açıkçası. En büyük aktivitem de aslında anneannemle birlikte mutfağa girmek. Ve dediğinize çok fazla katılırım. Bizim de evde annemin mutlak bir yemek kitabı vardır. Mesela irmik helvası yapılacağında evde direkt anneme sorulur ya da o kitaba bakılır, deftere evet. bakılır. Yani her evde olan bir şey açıkçası. Ama şöyle de bir şey var. Reçeteler aynı olabilir ama el lezzeti çok önemli bence. Yani ben annemin yaptığı gibi bir irmik helvası yapamam herhalde diye düşünüyorum. Değil mi acaba ne katıyor? Yani en çok böyle belki de sevdiği tatlılardan bir tanesi değil herhalde. Onu bir özenerek mi yapıyor ayrıca? Bence bakterilerle alakalı. Elimizdeki o iyi bakterilerle alakalı. Anne eli değmiş gibi dediğimiz bir tabir vardır ya. Bence o çok önemli kesinlikle. Acaba ileride sen evlendiğinde senin çocuğun senin hangi tatlını beğenecek? O da mı irmik mi acaba? Sence neyi beğenir? Yani bilmiyorum. Tabii ki o çocuğun kendi zevkiyle alakalı olan bir şey. Şimdi yeni gelen jenerasyon artık çok farklı. İnanılmaz bir tat karteli var yani kendi ağızlarında zaten baktığımızda. Onu artık herhalde yaşayarak öğrenirik diye düşünüyorum bir gün olursa. Evet sevgili İbrahim sen nasıl başladın gastronomi bölümüne? Gastronomi bölümüne. Konuşman nasıl oldu? Sen de böyle annen sevgilini... Nazime değil de işte Nurgül abla acaba neler yapıyordu? Mesela hangi yemeği güzel yapardı? Şimdi bizim evde her zaman dışarıda ekmek fırınımız olsun, unlu mamüller dediğimiz kısımda tüm aile aslında toplanıp beraber eski tarz köy, yani şimdi günümüz çağında çok fazla zaman ayıramasak bile hellimimizi aynı anda yapıp bir ekip aynı zamanda yan tarafta ekmeğini yapsın, işte 3-4 kişi yan tarafta çörek yapsın vesaire gibi bu şekilde böyle bir ev içerisinde büyüdük ve her zaman herhangi bir toplanma olduğunda kesinlikle yemek. Hani herkese sorulur işte en sevdiğiniz yemek nedir? Atıyorum yurt dışından biri gelecek, ailemizin birçoğu İngiltere'dedir. Onların en sevdiği yemekler yapılır. İşte doğadan ot toplanır. İşte yabani ıspanak toplanır. Dönemi neyse o toplanır. Bu tarzda ilerledik her zaman. Yani bizim gördüğümüz buydu. Turizm bölümüne geçiş yaptım lisede. Bu da babamın tavsiyesiyle de. Yani bizim yetiştiriliş tarzımızda da sürekli bir el emeğine olan bir yönlendirme vardı. Turizme geçiş yaptığımızda ilk başlarda ben işte servis, barmen, barista gibi görevlerde yer aldım. Kendi restoranımı açma gibi bir deneyimim oldu küçük yaşta. Ailemizin bizim okuduğumuz alanla ilgili bir iş kurma öngörüsüyle beraber.
Böyle giriş yaptım ben de mesleğe. Ne üzeriydi restorant? Balık üzerineydi. Balık üzerine, ooo. Balık üzerine. Lefkoşa'da uzun bir süre, 4-5 yıl boyunca devam ettirebildiğimiz. Ondan sonra lise bitti, üniversite hayatı başladı. Derken restorantın bir şekilde her zaman işin gerçeğinde 12 saat, 18 saat gibi bir başında durma talebi vardır her zaman. Bu talebi karşılayamadığımız için biraz askıya aldık, eğitim hayatına devam ettik. Peki şimdi ikinize baktığında evet çocuk yaşta dolmalarla başladın. Sen mesela balık mı? Mesela şu anda bir menü hazırlanacak olsa şu konuda iddialıyım dediğin menü hangisi? Yani aslında spesifik bir şey veremeyeceğim size bu konuyla ama alakalı. Ama şimdi sanki biraz daha iyiyim gibi dediğin bir yani şey. Daha çok bugüne kadar daha çok çalıştığım yerleri baz alırsak balık İtalyan ve Fransız mutfaklarına diyebilirim size bu şekilde bir örnek vermek gerekirse. Sevgili Kardelen sen? Ben kesinlikle Kıbrıs mutfağı. Kıbrıs mutfağı. Kesinlikle. Yani başında da kesinlikle var sevgili izleyiciler. Kesinlikle var. Çünkü benim hep söylediğim bir şey vardır ki bunu eğitim aldığımız aslında hocalarımız da hep dile getirir. Yani gerçekten şef olabilme yolunda bence bir şef ilk önce kendi kültürünün yemeğini, kültürünü, örf ve adetini bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani kendi kültürünü kavradıktan sonra diğer dünya mutfakları füzyon yapabilir ya da dünya mutfaklarını bence icra edebilir. O yüzden bence ilk önce kesinlikle ve kesinlikle kendi mutfağımıza hakim olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ki kaldı ki insan kendi kültüründeki yemekleri bile arkadaşlarıyla mesela molohiye'yi düşünün. Kimisi kırmızı etli olacak kesinlikle diyor. Kimisi tavuk etli yiyor. Ben şey diyorum yani ne tavuğu ya kırmızı etli olsun daha iyi. Siz ne düşünüyorsunuz bir şef olarak? Şöyle söyleyeyim. Bölgeden bölgeye kesinlikle farklılık gösterir. Mesela İbrahim hocamın evinde ben çok iyi bilirim. Sarımsağı bol olur molehiyasının onların. Kesinlikle. Ama bizde mesela sarımsak yoktur. Biz hem tavuk etinden hem kırmızı etinden birlikte yaparak molehiyayı. İkisini bir kullanırız. Bizde bol soğanlı olur. Sarımsak olmaz, bol domatesli olur. Bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey diyorlar. Yemeklerin içerisinde bazen katılan iki gıda diyelim. Birisi diğerinin besin değerini bazen düşürebiliyor. Mesela işte özellikle Yahudiler de bunu yapar. Bir sütle aynı zamanda nedir eti beraber birlikte yemezler. Hı hı. Hani etteki vitamini öldürür diye. Bu konuda neler söylüyorsunuz? Mesela muzla süt aslında çok güzel muzlu süt içeriz, milkshake yaparız. Fakat ikisi beraber olduğu zaman bir vitamini öldürüyor. Gastronomide bunlara önem verir misiniz? Yani tabak dengesinde kesinlikle önem verilir. Bir de özel diyetler hazırlamamız gereken menülerde kesinlikle bu konulara dikkat etmek zorundayız. Dediğiniz gibi herhangi bir tepkimede süt gibi bir işte içerisinde bulunan renin dediğimiz bir mayanın tepkimeye girmesi ya da bir fermentasyona girmesini etinden beraber istemeyiz aslında biz de. Ama pişirme teknikleriyle beraber biz bunun üstesinden gelip o ürünü sadece tüketim anında birleştirip tüketebiliriz aslında. Yani herhangi bir şekilde bir aksilik yaratmaz bize tabak içerisinde. Evet. O da bizim pişirme tekniğimizle alakalıdır. Anladım. Günümüzde peki Kuzey Kıbrıs'ın nerede buluyorsunuz gastronomide? Dünya mutfağıyla kıyasladığımız zaman nerelerdeyiz sizce? Bizim mutfağımız sizce zengin mi? Sevgili Kardelen. Yani açıkçası ben zengin olduğunu düşünüyorum ama bizim en büyük problemimiz burada sanırım... Burada fotoğraflarımız da ekrana gelebilir. Evet. Ben açıkçası tanıtım yönünden çok büyük sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Yani bir şekilde set vuruluyor ya da tanıtım noktasında bile yanlış lanse ettiriliyor. Bence bu çok büyük bir problem diye düşünüyorum. Mesela Türkiye'ye baktığımızda herkes işte Osmanlı mutfağını, Selçuklu mutfağını, Türk mutfağını çok iyi şekilde biliyor şu an baktığımızda günümüze. Ama bunu yapan kimdir? Ömür Hoca'dır mesela. Bizde de bence açıkçası bu yönden birazcık öncülük edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve eğer ki bir şey tanıtılacaksa gerçekten özüne bağlı kalarak doğru şekilde lanse edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence bu konuda çok büyük eksikliklerimiz var. Özellikle gastronomi alanında Kıbrıs mutfağını tanıtabilme noktasında. Bu arada ben bilmiyorum belki fikir ayrılığı olabilir ama hiçbir zaman hani Kıbrıs Rum kesimi inan işte Kuzey Kıbrıs bunu ayıramıyorum yemek noktasında. Çünkü birçok ürünümüz onlarla aynı mesela özellikle pilavına. Yani pilavına hep bizim tarafımız diye bilinir ama aslında Rum kesiminin yaptığı bir şey. Pilavına oradan çıkmış. Biz ciddi anlamda bence tanıtım önünde çok büyük eksiklik yaşıyoruz diye düşünüyorum. Benim fikrim bu. İbrahim hocam ne der tabii ki bilmiyorum ama. Kıbrıs
mutfağı. Hamur işlerinde dedi ya, iddialıyız dedi ya. O yüzden onun düşüncesi de önemli bizim için tabii ki. Yani şu an yabancı kaynaklarımızda bizim yurt dışından aldığımız kitaplar içerisinde bile kendi yaptığım araştırmalarda, bireysel araştırmalarımda hellimi, noru bulabiliyorsak ve biz bunu dünyaya yayamıyorsak bizim eksikliğimiz olarak düşünüyorum bunu aslında. Toplumun bir şekilde özverili çalışması gerekir bu konuyla alakalı. Çünkü öyle bir alandayız ki herkesin fikri olması lazım. Yani gastronomi dediğimiz alan herkesin her akşam evinde bir ihtiyacıdır. Aslında bir matematik profesörü gibi değiliz biz. Yani bir matematik veya bir mühendis alanında işlemiyoruz. Herkesin bir fikri olabileceği, herkesin bir şekilde yeteneğini keşfedebileceği veya günün sonunda yapmak zorunda kalabileceği bir meslek içerisindeyiz. Ki gastronomi bize yaklaşık 10-12 sene önce kelime anlamıyla beraber, okullarla beraber adamızda eğitim verilmeye başladı. 2008 yılında açıldı sanırım. Tabii OTEM dediğimiz 80'li yılların adanın ilk turizm alanını yetiştiren okulumuz, onu hariç tutarak üniversite çapında gastronomi alanında eğitimlerimiz çok uzun değil açıkçası. Biz de ilk mezunlarıyız. Evet. Evet. Yani şu an hani ilk mezun diyebiliriz kendimize gastronomi alanında. Füzyon dediğimiz olaya geldiğimizde aslında kendi mutfağımızı kesinlikle tam anlamıyla bir kitaplaştırma veya herhangi bir şekilde makaleler, akademik alanda da yayınlar yaparak bir şekilde kendimizi dünyaya açmamız lazım aslında. Yani belli başlı sebeplerden dolayı belki reklam sıkıntımız vardır. Belki herhangi bir şekilde bir alanda ürün sıkıntısı yaşayabiliriz. Ama ada toplumu olarak zaten kısıtlı malzemeyle bir şeyler yapmaya alışkın bir toplumuz. Ki yakın zamanda savaş atlatmış bir toplum olarak çok fazla üretkenlik mutfakta, özellikle de annelerimiz. Hani annelerimizden, nenelerimizden bunlardan faydalanarak kesinlikle kendimizi dünyaya açmamız lazım. Bu da tabii bireysel çalışmalarla ilerleyebilecek bir şeydir. Evet. Ben mesela Kıbrıs'a ilk geldiğimde yani ablamın düğünü için gelmiştim. Ankara'da şey mesela bu hellimin kızartılmasını, mangal olmasına çok şaşırmıştım. Çok erimeyen çekmiştim. Erimeyen tek peynir çeşididir. Demiştim. Evet. Peyniri ne yapıyorlar falan evet. demiştim. Çok şaşırmıştım. Evet. Şu anda mesela çok seviyorum ama mesela buzdolabında çıkarttığında böyle hani şey olarak kahvaltılarda sevmiyorum ama mangalda aşırı derecede hoşuma gidiyor. Tadı çok değişik bir şey oluyor. Çok farklı bir şey oluyor. Çok değişik kültürler var aslında ya. Yani bunu dediğiniz gibi dünya bir de aslında dünyadan patentini biz alsak. Şimdi çok milletli yaşamış bir toplum olarak günümüze kadar tarihsel geçmişimize bakarsak zaten Arap ülkelerinden esinlenen, İtalya'dan esinlenen birçok ülkeden kalıntılar kalarak mutfağımızı kendimiz şu an oluşturduk. Ama dediğiniz gibi bir hellimi aslında profesyonel olarak çalışabiliriz. Çünkü yemek içerisinde atıyorum bizim tarhana çorbamız vardır. Kıbrıs'a özgü tarhana. Türkiye'de de tarhanadır. Fakat bizde yapılışı farklıdır. Hellim var içerisinde. Erimeyen suda kaynarken bile erimeyen bir üründür. Kızartırken lezzeti başkadır. Mangalda dediğiniz gibi ızgara yaptığımızda lezzeti başkadır. Bunları bu şekilde çalışarak aslında restoranlarda, otellerde yani özellikle de otellerde yurt dışından gelen ekipler işte Rus turları olur, Alman turları olur. Genelde çok misafir ağırları, yazları. Biz Rusya'dan gelen bir misafire Rus salatası koymaktansa bir büfeye yani hellimi koymamız lazım aslında. Yani bizim yapmamız gereken şey yurt dışından gelen insanlara kendimizi vermek. O zaten kendi ülkesinde istediği ürünü istediği şekilde tüketebilir. Alışkın olduğu bir şey. Molahiye yapıyor. Biz onların ülkelerine gidiyoruz falan. Kesinlikle. Yani biz de oraya gittiğimizde kesinlikle onların kültüründen bir şey denemek isteriz. Evet. Muhakkak. Da oteller de aslında. Otellere ve restoranlara çok büyük iş düşer burada. Bir girişimde bulunabilir yani bir workshop tarzı bir şey yapıldığı zaman Kıbrıslı şefler getirerek ama altına çiziyorum Kıbrıslı şefler getirerek. Bir çünkü senin gibi çocukluğunda değil mi? Babaannesinden, anneannesinden görüp. Kesinlikle. Onu... Yani biz hellim kokusuyla büyümüş insanlarık. Değil mi? Evet. Peki bazı yemeklerin içerisinde işte en basit örnek verdiğim şey molhiyeye örnek verdik. Yanında mesela süs biberli turşu kimisi evet. yer. Kimisi diyor ki aslında bu orijinali öyle değil de normalde yeşil bibermiş. Herkes bir şey söylüyor. Yanındaki böyle küçük aperatifler de çok önemli değil mi?
Kesinlikle yani, tamamlayıcılar. Tamamlayıcılar aslında. Olmazsa yani, olmazları dediğiniz mesela diğer pirinç dediğimiz pilavı. Pirinç pilavında. Pirinç pilavı. Şunu da söyleyeyim. Lübnan ve Filistin'den aslında gelen bir yemek bize. Molehiya. Ve Molehiya'nın yanında aslında pirinç pilavının tüketilmesi tamamen onlardan bize geçen bir durum. Biz de pirinç pilavsız mesela molehiya tüketmeyik. Özellikle molehiya ikinci gün kaldığı zaman ve az kaldığı zaman mutlaka yanına pirinç pilavı yapılır. Ve o şekilde tüketilir. Bu tamamen bize Araplardan geçmiş bir şey mesela. Çok toplumlu yaşamanın verdiği şeyler aslında baktığımızda. Peki öğrencilerinizle ilgili birazcık da konuşalım. Yeni nesil bazen bazı şeylere özeniyor muyuz? Aslında senin söylediğin şey özenmek mi daha iyi yoksa önce kendi kültürünü uygulayıp ondan sonra dünya mutfağına mı insan yönelmeli yoksa herkes seçiminde özgür müdür? Yani şöyle söyleyeyim. Özellikle biz mesela telefonlarda aranırık. İşte belki aile yakınlarımız olur, belki arkadaş çevremiz olur. İşte yeğencim gastronomi okumak ister da bir seninle konuşmak ister gibi böyle bir muhabbet olur mütemadiyen. Ben hep şunu söylerim. Gastronomi ciddi anlamda self disiplin. Yani ciddi anlamda insanın kendinin disiplini olması gereken bir alan aslında. Ve eğer ki gerçekten bu disiplini mutfak içerisinde sağlayamazsa kişinin kendi disiplininde, öz disiplininde bir sıkıntı varsa ben açıkçası herkesin gastronomi okuyup da bu mesleği yapabileceğine inananlardan değilim. Ve bunu her zaman da söylerim. Gerçekten çok özveri gerektiren bir bölümden bahsederek aslında alan olarak. Çünkü şöyle söyleyeyim. İnsanlar bir sevgililer gününde dışarıda yemek yerken siz onlara hizmet eden tarafsınız. Bunu konuşmamızda da söyleyebilirim size. O yüzden kesinlikle bu bölümü seçecek olan kitleye sesleniyorum buradan. Ciddi anlamda bölümü çok iyi araştırıp tamamen avantajlarını ve dezavantajlarını. Bazıları para olarak şey yapıyor. Aa çok iyi para kazanırım gözüyle bakıyor aslında. Yani ne derece sen sabırlısın, ne derece sevgiyle yapacaksın o yemeği. Sabır. Sabır. Yani buradan Hakan hocama çok selam olsun izlerse belki. Hep şey der mesela ekmekler sabır işidir. Ekmek yapabilmek sabır gerektirir. Bence gastronomi tamamen sabır gerektiren bir bölümdür. Ve sabrınız yoksa her ne kadar para kazanma hırsıyla bu mesleğe de girmiş olsanız belli bir raddeden sonra yön değiştirmek zorunda kalırsınız. Yani benim söyleyebileceğim bunlar. Neler söyleyeceksin? Maddi olarak bakacaksak ilk 10-15 yılımızı gerçekten gözden çıkardığımızda para kazanabileceğimiz bir meslektir. Çünkü meslek şu şekilde çıraklığını yapmadan hiçbir şekilde usta olamayacağımız bir meslekteyiz. Terzilik gibi veya herhangi bir el zanaatı. Çünkü zanaat dediğimiz bir alandayız. Bu yüzden gastronomi ve mutfak sanatları olarak sınıflandırdığımız şey bu. Ha, biz kendi öğrencilerimizden örnek vermek gerekirse onlara her zaman özellikle birlere, ikilere sürekli söylediğimiz şey şudur ki arkadaşlar herkesin tatil günü sizin iş gününüzdür. Çünkü hafta içi pazartesi, salı veya çarşamba kesinlikle bir restoranda ya da başka bir yerde çalışırsanız işler düşük olabilir. Ama hafta sonu geldiğinde, bayram geldiğinde, tatil günleri geldiğinde kesinlikle her zaman yoğun olacaksınız. Bu yüzden sosyal hayatımızdan ödün vermemiz lazım. Ailemizden ödün vermemiz lazım. Aslında Aileniz de şanslı ama ya sizin mesela. Ne güzel. Yani, elinin altında var böyle. Becerikli kesinlikle. Birileri çok şanslı. Hani şey yemek yapma derdi yok işte. Düşünen birisi var nasıl olsa. Aslında öyle değil. Öyle değil mi? Öyle değil. Yani ben yani siz başkalarına daha faydalı kendi ailenize faydasız mı oluyorsunuz? Yani hep eve iş götürmek gibi olur en azından. Kendi söküğünü dikemez derler ya. Hani tabii ki acıktığımız zaman bir yemek yapıp olaya geçiştirebiliyoruz. O ayrı bir mevzu ama bazen yoğunluktan. Yani ben hafta içi yemek yaptığımı hatırlamam mesela. Çok özel bir şey olacak. Kardelen işte bu hafta bunu isterek annem ya da teyzem diyecek hadi yapalım yiyelim. O zaman belki devreye girebilirim ama genelde iş yoğunluğundan hani her gün böyle evde Michelin yıldızı tabaklar, fine dining tabaklar vesaire çıkmıyor tabii ki. Yani günlük biz de kendi yemeğimizi yiyoruz aslında baktığımızda. Peki o zaman şanssız değiller. Peki bunun dışında mesela şey de deneyelim isterseniz. Sizce bir işletme sahibi olsanız. Personel alımı yapacaksınız gastronomi üzerine. Evet. Ne tür vasıflara sahip olmalı o kişi sizce? Sizin gözünüzde en önemli, sizin gözünüzde en önemli olan unsur hangisi? En dikkat ettiğiniz birinci alacağınız kişinin?
Disiplin diyebilirim. Disiplin. Çünkü iş kesinlikle öğretilir. Yani mutfak öyle bir alandır ki işi yapmak zorunda kaldığında, yani eğer çalışacak olan kişinin de bir hedefi, bir para kazanma amacı öğrenci olur vesaire, ki yanımızda çok fazla stajyerler yetişti. Son bir stajyerinden bahsetmek isterim. Kendisi hiç mutfağa girmedi. Online dönemde yanımıza geldiğinde maalesef online gibi bir de alan sıkıntısı yaşadık. Yani şu an mutfağa giremeden mezun olacak olan öğrenciler var ki birebir mutfakta olmadığında öğrenci maalesef yeteneklerini kazanamıyor eğitim süresi boyunca. Bu yüzden stajlara ihtiyacımız var. Sektörel anlamda kesinlikle destek almamız lazım. Çünkü öğrencinin gelecekte neyle karşılaşacağını bilmesi lazım. Hani okudum, bitirdim, tamam ben artık buraya gidip bir şef olabilirim değil de aslında o çıraklık dönemini öğrencilikte atlatması gerekiyor. Yani bu deneyimi de mutfağa girdiğinde hiç tecrübesiz birileriyle karşılaştığımızda kesinlikle en baştan, yani temelden alıyoruz olayı. Hani ilk yapması gereken bıçak tutmasından her şeyini, aslında okulda göremediği şeyleri, okulda fırsat bulamadığı şeyleri kesinlikle sektörde fırsat bulacaktır. Bu yüzden de her zaman motivasyon kaynağımız iştir. Aha. Hani haftalık stajlar olsun, arkadaşlar kesinlikle mutfağa girin. Haftada bir gün olsun bile beleş, karşılık beklemeden. Kesinlikle para kazanma amaçlı değil. Çünkü o yetiyi kazandığınızda ilerleyen dönemlerde o yeti size zaten maddiyat olarak geri gelecektir. Biz de işe alımda bu öz disiplini isteriz aslında. Hedef, evet, hedefi ve amacı olan kişileri işe aldığımızda kesinlikle onlar daha başarılı olur. Belki çok yetenekli, çok iyi yemek yapan birini alırız. Ama maalesef servis saatinde en ufacık bir şeyden orada bulunmamayı tercih eder kendisi. Ya da servis ortasında. Çünkü sürekli operasyonda olduğumuz için maalesef bunları değerlendirmek zorundayız. Kardelen, ne düşünüyorsun? Peki sen? Ben kesinlikle bir işletmeci olsaydım, birini işe alırken muhtemelen ilk önce bir deneme süreci. Disipline ben de katılıyorum bu arada. Bir önden bir deneme süreci kesinlikle olması gerekir. Çalışacak olan kişinin işletmeyi görmesi ve işletmenin de çalışacak olan kişiyi görmesi. En az bir haftalık. Çünkü şöyle bir şey vardır bizim mesleğimizde. Biz şefler olarak tezgahımızı yadırgarız. Öyle bir durum vardır. Yani ilk önce bir mutfağı görmesi lazım çalışacak olan kişinin, işleyişi tanıması lazım ki bizim sektörümüzde mutfağa girdiğiniz anda ilk yaptığınız şey dolapların içini karıştırmaktır. Ürünleri nereye koyduk? Çünkü sipariş anında, sipariş geldiğinde siz makarnanın yerini bilmezseniz o ürünü çıkaramazsınız. Yani aslında o noktada biraz işe alacağımız kişinin ilk önce mutfağı biraz tanıması için zaman, bir alan yaratmamız lazım. İşletmede bu noktada zaten kişi iyiyse ve disiplinliyse 2-3 gün içerisinde işe adaptasyonu tamamlamış olur aslında kişi. Yani benim öğrencilik yıllarımda da ben de çalışırken ben de aynı durumdaydım. Yani bir işletmeye girdiğim zaman İlk önce mutfağa girdiğimde dolapların içini karıştırırdım mesela. İşte ürünleri nereye koyuyorlar? Sipariş geldiği anda makarna nerededir? Ben hemen verebileyim. Yani bence kesinlikle bir tanıma süreci için hem işletme tarafından hem de çalışacak olan kişi tarafından bence bir alan yaratılması lazım. Bir deneme yapılması lazım. Sonrasında nihai kararın verilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Peki mesela bir şefin yani üniversiteyi bitiren, gastronomi bölümünü bitiren herkes şef olabiliyor mu? Nasıl oluyor? Yani şef olabilmek için neler yapılıyor? Yani şefi aşçılardan ayıran şey ne mesela? Şef aslında, şefi aşçıdan ayıran şey, aşçı aslında daha çok pişiren kişidir. Şef dediğimiz kavramda işin muhasebesiyle ilgilenen, yönetimiyle kesinlikle koordine eden kişidir. İşletmenin tüm yüklerini alabilecek kişidir şef aslında. Çünkü sadece şef dediğimizde içeride yemek veya yemeğin koordinasyonu değil olay. Servis kısmıyla ilgilenmemiz lazım. Barından ilgilenmemiz lazım. Yeri geldiğinde bara tavsiye vermemiz lazım. Çünkü sizin yaptığınız yemeğin yanında ne gidebileceğini aslında servisten daha çok siz biliyorsunuz. Bu yüzden de sizinle servisle alakalı kesinlikle bir bilginiz ve deneyiminiz olması gerekir. Bu alanda da zaten stajlarda bir şekilde yönlendirme yapılıyordur. Ki eğitim içerisinde de. Tabii ki. Her öğrencinin hayali şef olmak. Tabii ki. Kendi işletmesini açmaya çalışanlar var. Evet. Yani bir şekilde hep hayali olan vardır. Ha, kesinlikle ilerlemeyecek olanlar vardır her bölümdeki gibi.
Aslında onlar da güzel bir şey yapıyor ya. Yani şef olmasa da düşünsene onu pişir. Yani o lezzeti, o yani ben bir yere... Artık gastronominin yani çok alanı da genişledi. Yani eskiden gastronomi okuyan her insan bitirdikten sonra evet işte şef olma yolunda ilerleyecek. Ama artık şu an günümüze baktığımızda food blogger dediğimiz kişiler var ki bizden şu an belki de çok daha iyi paralar kazanıyordur. Yani gastronominin çok farklı alanları var. Ne yapıyorlar mesela onlar? Yani mesela atıyorum bir ürün seçiyorlar, videosunu çekiyorlar ki dışarıda da bunu konuşuyorduk. Evet. Videoyu atıyorlar ve oradan işte tıklanma rekorları, izlenme rekorları kırıyorlar bir videoyla birlikte. Yani ben aslında... öncesinde sevgili izleyiciler Kardelen'le konuşmuştum, şey demiştim. Ben mısır patlatırken mısırları hep yakıyorum demiştim. Ya da yani acaba diyordum fazla mı yağ koyuyorum, ne yapıyorum? Olmuyor, patlamıyor diyordum. İnterneti açtım, baktım. O kadar güzel mısır patlatıyorum ki şu anda yani. İnternet sayesinde öğrendim. Demek kesinlikle. Ki aslında her şeyin bir püf noktası var değil mi? Püf noktası var ama o noktada da birazcık seçici olmak lazım. Çünkü evet her şey internette var gözüyle girip bakalım, araştıralım, her bulduğumuzu da alalım değil aslında. Orada da seçici olmak gerekir. Çünkü iyi bilgi olduğu kadar kötü bilgi de var. Yani kirlete de biliyoruz aslında baktığımızda bir noktada bilgiyi. Ama damak tadımıza göre de seçebiliriz. Mesela tabii sarımsakla yapıyorum oluyor. Ya, sen soğanla. Bol soğanla. Ben mesela bakarım internetten. Tamam ya işte. Onun sınırı yok. Onun asla sınırı yoktu. Seni tavsiye ediyorum. Sarımsak ve soğan. Evet. İkisi de olmaz mı? İkisinin olur. De katınca. İkisi tabii de ki güzel olur. Bireysel farklılık işte o konuştuğumuz damak tadı, evet. Yetiştiriliş tarzı her şey burada. Hani çok ekstrem lezzetleri birbirine çarpıştırıp tüketen insanlar da vardır. Yani hiçbir şekilde sınır yok. Biz neyi seversek onu koyabiliriz içerisine. Ama dediğiniz gibi püf noktalar dediğimiz yani bizim teknik dediğimiz olaylarda mesela günümüz çağında internetten çok kolay bilgi alabiliyoruz artık. Yani 10 yıl öncesine nazaran daha çok sizin ilk başta dediğiniz gibi kitaplar. Mesela siz kitaptan kurtarma evresi yaşadınız. Bizim ilk başladığımız dönemlerde de her zaman kitaplar denenmiş, onaylanmıştır. İnternete güvenemiyorduk. Güvenemiyorduk yani o dönemlerde kirli bilgi olduğu için. Ama şu an artık günümüz çağında bilgiye erişmek çok daha kolay. Bazı kitaplarda da şey yazıyor, şu kadar gram, bu kadar gram falan, evet. Olduğu zaman da ben şey diyordum, ne gramı ya, o kadar gramı ben nasıl ölçeceğim falan. Aslında buna da birazcık karşıyım, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aslında bunları söylemek yerine işte bir çay kaşığı ya da işte bir tatlı kaşığı gibi söylense daha güzel olmaz mı? Aslında gramları noktada, mı ölçeceğiz? O noktada tamamen ikiye bölünüyoruz. Yani matematik güzel zekamız yoksa ne olacak? Orada başarısız yani matematiksel zekayı küçücük bir tartıyla, ev tartısıyla giderebiliriz aslında baktığımızda. Ama burada ikiye bölünmemizin en büyük noktası işte profesyonel mutfak dediğimiz bir de ev tipi mutfak dediğimiz. Çünkü evde yaparken evet bir anne ya da bir anneanne genellikle işte bir çay bardağı ölçüsünü ister. Ama biz mutfaklarda çalışırken standart reçete formu üzerinde aslında bilmemiz gereken nedir? Gramajdır, mililitredir. Biz de öğrenci aslında bu noktada bunu aşılamaya çalışırız. Özellikle pastacılık alanında, yani unlu mamül alanında mesela kesinlikle gramajlı çalışmamız gerekiyor. Çok önemli. Bir kurabiye yaptım taş gibi oldu. Demek ki gramı iyi ayarlayamadım. İşte evet. Bir işletmenin bunu yapma gibi bir şansı yok maalesef. Bu yüzden standart reçete her şeyimizdir bizim. Kesinlikle. Yani o herkesin evinde bilgisi olan meslek burada ayrılır. Evet. İşletme bazında bakacaksak olaya mesleki anlamda kesin standart reçete olmadan hareket etmemiz işletmeyi batırabilir. Evet. Yani çok uçuk noktalara yani gidebilir. Maliyetimizi etkiler, depolamamızı etkiler, satın almamızı etkiler, küçücük bir her form işletmenin aslında tamamen gidişatını ve hayatta kalabilmesini etkiler. O yüzden bizim için standart reçete çok önemli. İşletme deyince aklıma şu geldi. Çok lüks bir restoran görüyoruz bazen. Wow diyoruz, ne kadar güzel. Sanki koltukları masaları yiyeceğiz gibi. Hani diyoruz ki hani acaba buradan çıkarsak kaç para vereceğiz gibi düşünüyoruz mesela. Sonrasında bakıyoruz belli bir zaman geçiyor. O restoran kapalıyor. Kapalı oluyor. Ya diyoruz bu kadar şey hazırlanmış, ışıklarından tut işte her şey ne kadar hazırlanmış. Ne oldu da yani hani benim düşüncem de şu. Yani insanlar koltukları ya da ışıkları yemeyecekler. Aslında en önemli şey bence oraya birinci koşul olarak çok iyi bir şef almak değil mi? Çok iyi bir usta almak gerekmiyor mu yani? Mesela dönerci ise dönerci ustası. Hı hı. Ya oranın konseptine hani, bağlı olarak. Görsellik de çok önemli. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani görsellik ikinci planda mı olmalı yoksa eşit aynı seviyede olması mı lazım?
Yani şöyle söyleyeyim, biz bunu öğrencilerimize de lazım aslında. Açıkçası derslerde çok fazla söyledik. Şimdi şu an bizim Kıbrıs'ta belki de işletmecilerin en büyük problemi budur. Ne istediğini bilememek. Yani eğer ki bir işletme açıyorsak günün sonunda en başta konseptimizin belirli olması lazım. Ve bu konsepte bağlı olarak bir menü çalışılması lazım. Yani siz lüks bir kebapçı açıyorsanız, siz oraya İtalyan mutfağında 3 yıl deneyim kazanmış bir şefi alıp getirmezsiniz. Kebap ustası getirirsiniz, kebapçı ustası getirirsiniz. Ki bu noktada en başta zaten daha mutfak açılmadan şefle birlikte çalışılması gerekiyor. Hani dediğiniz ya, mesela içeriye girersiniz her şey çok lüks görünür ama önünüze gelen yemek bunu desteklemez. Ya da işte 3-4 ay sonra kapandığını görürsünüz. Bu aslında biraz işletmecinin ne istediğini bilmemesiyle kaynaklanıyor. Bizde şöyle bir şey var. İşletme açılır. İlk başta sonra usta alınır, şef alınır. Sonra şef belirlenir, sonra ekip kurulur. Aslında çok yanlış. En başta önce bunların ekip yapılması lazım. Konseptin belirlendikten sonra menünün belirlenmesi lazım ki menü aslında baktığınızda bir işletme için en önemli nokta, menüye bağlı olarak da standart reçete zaten. Eğer ki bunu en başta konsepti belirleyip yapmıyorsak zaten o işletmenin en fazla ömrü 6 aydır. Eminim İbrahim Hocam da bana katılacaktır. Ve şu anda da gördüğümüz en büyük problem budur. İşletmeler ilk başta ne istediğini bilmediği için sonrasında tutunabilmek adına işte menü revize etmeye kalkar. Hiç bilmediği bir alana girer. Bence çok yanlış. İlk başta işletmeci ne istediğini bilmeli ve konseptini de ona göre oluşturmalı diye düşünüyorum. Örneğin şey vardı, benim üniversite dönemlerimde Lefkoşa'da, ismini vermeyelim, kapandı gerçi ama balık restorantıydı, akvaryumdandı. Ne kadar hoşuma gitmişti. Yani hem balıkları seyret hem balıkları ye. Çok akvaryumun içerisinde bir yandan balıklar yanından gidiyor. Evet. Hani değil mi böyle, bakıyorsun onları seyrediyorsun, bir yandan da balık yiyorsun. Muhteşem bir düşünceymiş aslında, yani ikisinin bir arada olması. Buna benzer bir şey değil mi? Yani. Ama devamını getirmek önemli. Devamını getiremediler. İşte bu standart işte dediğimiz sürekli olabilirler mi bazen? Fiyatları da belli bir şeyde tutmak gerekmiyor mu? Sanırım bahsettiğiniz restoranın dönemini çok iyi hatırlarım. O dönemler aslında fiyatları standart kalabilirdi ama şu an günümüz çağında maalesef fiyatlar aynı yerde kalamaz. Kalamaz değil mi? Evet. Yani aynı yerde kalırsa kesinlikle biz kar amaçlı bir işletme olmayız. Yani çizgimizden dışarıya çıkarız ve maddi, manevi, sosyal birçok psikolojik sıkıntı da gelebilir arkasından. Bazen şey de var bizde, salaş yerlerden de korkuyoruz. Ay acaba pis midir falan diyoruz. Halbuki çok güzel yerler de var. Ben mesela Adana'da gördüm ya, yani çok muhteşem, hayatımda yemediğim lezzetleri yemiş. Kesinlikle. Düşünüyorum bu noktada. Bence salaş yerler çok lezzetli oluyor. Kesinlikle. Bence en lezzetli ürünlerin çıktığı yerler, bir genelleme yapabilirim bununla alakalı. Ciddi anlamda salaş yerlerdir. O yüzden ben açıkçası bir restoranı seçerken çok fazla böyle dış görüntüsüne falan bakan bir insan değilim mesela. Yani benim için orada yiyeceğim üründür önemli olan. Değil mi? Kesinlikle. Festivallerin ülkemizde ne derece etkisi oluyor? Bazen baktığımızda işte atıyorum Ceviz Macun'un festivali oluyor, Enginar. Hı hı. Yani festivallerimiz çoğaldı birçok bölgede. Güzel oluyor, değil mi? Kesinlikle çok güzel olur. Ama oraya giden birçok insan da, stand açmak isteyen birçok kişi de, atıyorum 10 tane waffle'cı, 10 tane krepçi, 10 tane mısırcı. Aslında burada gene belediyelere, organizasyon yapan yerlere çok büyük sorumluluklar düşer. Yani ürün için değişik standlara göre ayırması lazım. Atıyorum 4 tane krepçi, işte atıyorum X Tepebaşı gibi bir yerde 100-200 kişinin gideceği bir mekanda 3 tane, 4 tane veya 5 tane aslında bu pastayı bölüştürmek yerine herkese bir pasta yaratmamız lazım. Evet. Yani denetim yerleri ki salaş dediğimiz mekanlarda da atıyorum temizliği her zaman göz önünde bulundururuz biz. Salaşlardan korkarız vesaire gibi. Ama bunun denetimi standartlaşırsa ve bu güvenceyi bize hizmet veren yerler de topluma verirse kesinlikle herkesin de içi rahat bir şekilde ürün tüketebilir. Pastayı da düzgün yaratabiliriz. O zaman da lezzetleri çoğaltabiliriz. Yani hepsi de birbirine bağlantılı. Doğru. Mesela bir ayranı içerken bile Türkiye'de bakıyorum öyle bakır bir şeyin içine koyuyorlar. Bakır mı? Ne içine? Evet, bakır. Ne kadar güzel bakır oluyor tadı. Yani işte şu plastik ayrandan çok çok daha iyi oluyor. Çok çok daha iyidir. Orada bile ikiye bölünmüş durumda. Mesela hijyene daha fazla önem gösteren insanlar kapalı ayran
ayran içmeyi tercih eder. Ama çok fazla önemsemeyen insanlar mesela açık ayran var mı diye sorar ilk önce. İşte yani bu onun da lezzeti daha farklıdır. Denetim tedirginliğiyle beraberdir. Kesinlikle. Yani gelen müşteri profili tedirginse, kafasında soru işareti varsa aslında o lezzetli olan ayranı değil de kesinlikle ben bir kapalı alayım. Yani evet, tadı daha kötü olsun ama herhangi bir şekilde zehirlenmeyeyim. Bir sağlık açısından bir problem yaşamayayım. Ama daha az lezzetli olsun gibi. Ön yargıları da yıkmak lazım. Onun için de denetim de şart. Denetim şart kesinlikle. Evet, sevgili yönetmenim, Tülay ekranlara getirecek sizin bir veterinizle veda etmiş olacağız. Sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Mesajlarınız? Öncelikle tabii ki Mustafa Hoca'ya burada çok teşekkür etmek lazım diye düşünüyorum. Onun vesilesiyle sizinle de tanıştık. Evet. Aynen öyle. Daha önce programımıza katıldı. Kesinlikle. Dekanımız Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Tarım Bilimleri Bölümünde. Selamlar. Ben size çok teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz Bizler için. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk gerçekten. Çok sağ olun. İnşallah tekrardan birlikte oluruz diyorum. Eklemek istediğin? Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere kurum ve kuruluş olarak birçok alanda hani ilk programa çıkışım olmadığı için söylüyorum size. Birçok alanda birçok kişiye fırsat verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Bunun kesinlikle çoğalması lazım. Toplum olarak bize iyi gelecek olan her şeyi ekran karşısında konuşmak hepimize iyi gelecektir. Tekrardan teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ediyoruz. Veda vakti geldi sevgili izleyiciler. Her zaman söylediğim gibi gözlerinizden ışıltı, dudaklarınızdan tebessüm, gönlünüzden sevda eksik olmasın efendim. Hoşçakalın. Nothing like I've ever seen.